Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Televizyonunu geç açan izleyicilerimiz için hemen hatırlatayım. Elimde koca bir liste var. Ezberlemem mümkün değil. Güven Barış Yüksel Beyefendi'nin özelliklerini konuğumun söylemek istiyorum. Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Karel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Best Trend Yönetim Kurulu Başkanı, Güvenli Beton Yönetim Kurulu Başkanı, Esra Hanım da Esra İnşaat Şirketler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Ama şimdi bütün bu başkanlıkları saydık ya, onların hepsinin yardımcısı da Esra Hanım'mış, onu da öğrendik. Tüm satışların genel koordinatörü, her konuda eşini inşaatlarla ilgili yönlendiren. Tabii sizin şimdi aklınıza gelecek ama ben de soracağım. Sadece 2 artı 1, 1 artı 1 mi evleriniz, 3 artı 1 mi? Yani ben buradan gitmişim, çoluk çocuk, 4 tane torunum var. Şöyle önümde havuzu olan, güzel, tek başıma kafamı dinleyeceğim bir evim, bir villam olabilir mi? Onu da soracağım. Olabilir mi? Olabilir mi Esra Hanım? Tabii ki var zaten proje evet, dahilinde. Onun için soruyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi 2000-2200 konutluk bir alandayız. İlk etap olarak 1 artı 1 ve 2 artı 1'leri projelendirdik. Ondan sonraki etaplar peyderpey büyüyecek. Daha sonra dediğiniz gibi müstakil evler de olacak. Ama bunlar öngördüğümüz bir termin dahilinde olacak. Çok uzun sürede de yaymayı planlamıyoruz. Önümüzdeki 5-6 yıllık bir dönem bittiğinde bizim o tüm projelerde şekillenmiş, yaşam başlamış olacak. Ama ilk başladığımız etapta 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerimiz var. Şu an devam eden Koro Modern adlı villa projemizde mevcut. O da var yani. O da var. Esra Hanım onu da bahsetmek istedim. 2016 sonbaharında tamamlanacak. Şu an inşası devam ediyor. Ben projeler tasarlanırken seçenek sunmayı çok seviyorum. Hem mekan seçeneği hem fiyat seçeneği. Yani tek tip bir şey yapıp ulaşabilen ulaşsın ya da kendine uygun olan alsın değil. İlgilenen herkesin seçeceği bir seçenek olsun istiyorum. Villalarımızda da öyle. Tek tip, tekli villalarımız var, çiftli villalarımız var. Üç komşunun yan yana oturacağı, sonuçta dört komşunun yan yana oturacağına kadar varan villalarımız var. Ancak donanım ve kalite olarak, uygulama olarak hepsi aynı şekilde üretiliyor. Yaz kış oturulacak şekilde Çanakkale'ye 7 kilometre mesafede, orman içinde, 13 dönümlük bir arazide yapıyoruz. Isı sistemimiz, ısı pompası, bu çok konforlu bir sistem. Maliyeti müteahhite ait ama konfor ve ekonomisi... Bayan olduğum için ekonomiyle düşünmek zorundayız. Tabii, öyle planladık. Hatta ürünü denemek için ilk önce kendime ait bir eve kurdurdum. Güzel olduğunu, konforlu ve ekonomik olduğunu test ettikten sonra projenin içine koyduk. Bu şekilde elektrik faturası ödeyerek kışın ısınma aylarında çok konforlu bir şekilde evlerimizi ısıtabileceğiz. Yazın yüzme havuzumuz mevcut. Çocuklar için hem oyun alanı hem spor alanlarımız var. Yürüme yollarımız, bisiklet parkurumuz var. Güvenliğimiz 24 saat, hem canlı güvenlik hem kameralı güvenlik mevcut. Hem doğa içindeyiz, müstakil yaşıyoruz ama şehir merkezine de sadece 5 kilometre, 5 dakika mesafedeyiz. Merkeze göre değişmekle birlikte işte 5 dakika ile 10 dakika arasında Çanakkale'de gitmek istediğimiz her yere de ulaşabiliyoruz. Şehir yaşamından, apartman yaşamından artık bıkan, müstakile geçmek isteyen insanlar için de o seçeneğimiz var. Sahile gidip deniz kenarında çay içerler, simit yerler. Evet, evet. Değil onlar Çanakkale'nin en büyük konfordur, en çok hoşumuza giden şeyler onlardır. Kordonda, kordonumuzda, cincik boncuklar satın almak, evet, değil mi? Evet. Elma şekerleri yemek, ne kadar güzel. Ben hayranım, yani çok çok seviyorum orayı. Hı-hı. Çanakkale için ben nasıl nöbetçi eczane deriz, 24 saat yaşayan şehir derim. O meydanımız iskelede, feribota evet, indikten sonraki Cumhuriyet Meydanı 24 saat hareketlidir. Alışveriş yapmak isterseniz de açık dükkanda bulursunuz. Geçen sene Çanakkale'nin kardeş şehri var, Özneburg. Kızım sınıfıyla birlikte kardeş şehri ziyarete gitti. Sonra o gittikleri arkadaşları da Çanakkale'ye geldiler. Şehrin hareketi, enerjisi genç kızlarımızı hem çok hoşlarına evet, gitti hem de şaşırttı. Her zaman böyle mi dediler? Her zaman öyledir. Özellikle yaz aylarında okullar tatil olduğunda kordonumuz cıvıl cıvıldır. Herkes çok keyif alarak kordonu yaşar. Evet. Bir de çok sağlıklı bir şekilde korumalı.
O çok dikkatimi çekti. Biz iki genç kızı gece saat 2'ye kadar, hı hı, yani İstanbul'da hiçbir şekilde düşünemediğimiz halde yeğenim ve benim kızım, ikisi de üniversite talebesi, gece 2'ye kadar biz Çanakkale'de bıraktık. Kardeşim dedi ki hiç korkmana gerek yok dedi. Evet. Onlar öyle büyük bir grup ki dedi, hepsi birbirini korurlar. Onların hepsi kardeş dedi. Benim de bu çok hoşuma geldi, evet, gitti. Biz anneler özellikle çocuklarımızla, evet, ilgili daha böyle temkinli, daha heyecanlıyız. Ben de kızım dışarıdayken, tabii belli saatler içinde dışarıdayken herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olacağını Çanakkale'de düşünmem. İstanbul olsa çok düşünürüm. Yanından, evet, ayrılmamaya çalışırım. Kesinlikle. Ama zaten istatistiklere baktığımızda da Çanakkale'deki adli vakalar çok az. Çok azdır. Sembolik gibidir. Şehrimiz gayet güvenlidir. Şöyle bir örnek vereyim. Üniversitemizdeki öğrenciler tatil olduğunda evlerine dönmezler. Normalde üniversitede okurken, evet, ben İstanbul'da okudum. Yaz tatillerinde, sömestrede hemen Ordu'ya dönerdim. Çanakkale'de dönmezler. Part-time işler bulurlar. Çünkü tatildir Çanakkale'nin yazı. Hani evlerine dönüp tatil planı yapmaktansa Çanakkale'de kalalım, zaten tatil diye düşünürler. Bu, evet, da önemli bir husustur. Bu konuda bir şey daha ekleyeceğim. Yine biz Türkiye'de memur aileler emekli olduklarında memleketlerine taşınırlar, dönerler. Çanakkale'de emekli olup yerleşen çok insan tanıyorum. Biraz önce onu söylemek, aha, istedim. Yani insanlar dönmek istemezler. Çanakkale'nin bir bağlayıcılığı, hem çekiciliği hem bağlayıcılığı vardır. Şehrimizin girişinde, tepede hatırlarsanız Çanakkale geçilmez vardır. Evet. Yine savaşı, evet, bize şey yapar. Evet. Ben ona şey ekledim, Çanakkale vazgeçilmez ayrıca. Çok güzel. Gerçekten Çanakkale'nin tadını alan oradan pek ayrılmayı düşünmüyor. Aynı sizin gibi değil mi? Ordu'dan iki günlüğüne gelip, aynen, de Çanakkale'ye o iki günün hiç bitmediği gibi mi? Gerçekten siz anlatır öyle mısınız bu olayı? Tabii. Nasıl oldu, hiç ayrılmadı Esra Hanım? Tabii eşimle Çanakkale'de tanıştık, evlendik. Fakat ikimiz de İstanbul'da üniversite hayatımızı bitirmiştik. Özellikle eşim Çanakkale gibi küçük bir kentte yaşamın sıkıcı olacağını düşündü. Ve düşündü. Vaktin nasıl geçmeyeceğini düşündü. Ve en kısa zamanda İstanbul'a gitmeyi düşündü. Fakat şimdi size şunu söyleyeyim. O kadar çok Çanakkale'yi benimsemiş ve Çanakkale'yi seviyor ki geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'nin kordonunda yürürken ben şöyle bir ifade duydum. Bizi tanıyan birileri konuşuyorlar. Diyorlar ki hanım diyor Çanakkale'li ama bey galiba Karadeniz'den. Yani Esra Hanım bizim şehirle Çanakkale'li o kadar bütünleşmiş ki artık Çanakkale'lilerle Çanakkale'li olarak bütünleşiyorlar. Doğma büyüme kaç yüzyıllık Çanakkale'li olan ben dışarıdan gelme olarak atfediliyorum. Böylesine güzel, böylesine insanları çeken harika güzel bir şehir. Güzel tarafları da var. Peki Esra Hanım, ben de çalıştım beyimle ama beni uzak tuttu. Hı-hı. Evde hazırladım gazete sayfamı. Beyinizle beraber bir İçişleri Bakanı'yla bir Dışişleri Bakanı'nın aynı binada, belki de aynı odada çalışması nasıl bir duygu? Evet, biz çok profesyonelliğe inanırız. Yani iş hayatıyla aile hayatı ayrılmalı deriz ve bunu da pratikte uygularız. Yapıyorsunuz. Eşim de ne yapıyorsanız yapın zor değildir. Eşim zaten pozitif biridir. Birlikte yapılan şeyde zorluk çıkarmaz. Ama zaten mesai alanlarımız farklı. Ben şantiyeleri severim, lüks ofisleri sevmem. Projemiz neredeyse oradaki ofiste olmak isterim. Ne kadar güzel. Evet, arada eşim ziyaretimize gelir. O açıdan hani aynı mekanda bulunmakla ilgili bir sıkıntımız olmuyor. Dediğim gibi ben şantiyelerde işin ekip arkadaşlarımızla beraberiz. Eşim başka faaliyet alanları da olduğu için o en tepemizdeki güç olarak görüyorum ben onu. Perspektifi çizip sonra da ekipteki herkesi uygun noktalara koyup bu şekilde de başarıya gitmemizi sağlar. Biraz önce dışişleri, içişleri dediniz. Ben içişleri ve başbakan diyeyim. Çünkü öyle bir şey vardır. Hani dinamomuz gibidir Barış Bey. Bir sorun yaşamadan da gidiyoruz. Benim bu işlere katılışım da çok tesadüfi, böyle kıyısından bulaşıp sonra da karar verene olma noktasına geldim. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Kadın elinin değdiği her şeyin daha özenli, daha temkinli, kesinlikle, daha ABC planları olan bir proje, bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu vesileyle ben bütün hemcinslerime iş hayatında da, toplumsal hayatta da, kültürel hayatta da, zaten aile hayatının içindeyiz, hep olalım. Böylece daha iyi bir toplum şekilleniyor, daha iyi ürünler çıkıyor diye de bir mesaj vermek istiyorum. Pozitif ayrımcı bir bayanım.
Çok güzel gerçekten. Çok eski yıllara dayanan bir laf varmış. Senin saçın uzun, aklın kısa diyen beylere artık öyle bir zamana geldik ki beyler hanımların gözlerinin içine bakabilen bir nesil olduk. Evet. Ben bundan bunları çok başardık. Aynen çok büyük gurur duyuyorum. Sizin böyle bir görevde imzanız olması bir hanım olarak beni çok gururlandırdı. İsterseniz şöyle yapalım mı Barış Bey? Tabii. Sizi de yani Güven Bey ara vermeden önce izleyicilerimize anlattıklarımız vardı. Şöyle bir özetleyebilir miyiz televizyonu geç açan izleyicilerimiz için? Güzel bir inşaat şirketiniz var. 2000 konutluk bir ev yapıyorsunuz. 2 artı 1, 1 artı 1, 3 artı 1 isteğe göre ve bunu Çanakkale'de sadece yazlık değil, yazlık kışlık devamlı oturabilen. Tabii, hatta tabii. Ve hatta Almanya'dan kolu bacağı sakatlanıp hatta kafasını bile sakatlayıp gidip dinlenmek istiyorum diyen insanlara bir mekan hazırladınız. Kesinlikle. Bunun güzel suları bile var. Termal suları, kaplıcaları. Biraz anlatır mısınız? Evet. Bulunduğumuz bölgeden Kaz Dağları yarım saat 45 dakika uzaklıkta. Termal sularımız 20-25 dakika uzaklıkta. Ve gerçekten her ihtiyacı düşünerek tasarladığımız bir site. Otopark alanlarımızdan kapalı yüzme havuzumuza. Bir de bu 1 artı 1, 2 artı 1 projemizin alt tarafında Outlet Center, gerçekten seçme markaların olacağı güzel ticari alanlarımız var. Buraya yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için de gerçekten güzel seçme yerlerimiz var. Binalarımız 8 katlı. Manzarası gerçekten harika. Hem Çanakkale'nin girişini, Boğaz'ı, Marmara Denizi'ni ve Boğaz'ı gören dairelerimiz var. Hem de Çanakkale şehrimize can veren Sarıçay'ımızın havzası az ileride. Gayet güzel bir rıhtım sahil boyuna manzara olarak hakim bir sitemiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız hem evlerin terasından Çanakkale'de günün batışını, günün doğuşunu, dağlarla çevrili ovanın ortasında güzel şehrimiz, hem karşı taraftaki Şehitler Abidesi'ni, hem Boğaz'ı, Boğaz'dan geçen kruz gemilerini, bizim Boğaz'ımız alelade bir deniz değil, devamlı canlı, devamlı gelen geçen gemilere bakarak insan bütün bir gününü sıkılmadan, orada oturduğunu hissetmeden geçirebiliyor. Kafasındaki düşünceleri dağıtabiliyor. Gerçekten dinleniyor. Projemizin bulunduğu mevkiden bütün bu manzaraları görmek son derece mümkün. İstanbul'da böyle bir yer edinmek için trilyoner olmak lazım. Evet. Evet, yani bir Boğaz manzarası seyredebilmek için hani yalı denmez de yalının dairesinin bir odasını almak için bile. Evet. Giriş kapısını alamazsınız bu fiyata, öyle kesinlikle. Diyeyim. Yani abartma olmaz. Peki ödemeler nasıldır? Yani şimdi izleyicilerimiz bizi izleyecekler. Mutlaka çok büyük ilgi duyacaktır. Yani ben emekli olunca gideyim. Hiç düşünmemiştim. Çanakkale'ye yerleşeyim. İnanır mısınız? Hep böyle bir arayış var. Hep böyle bir düşünce var. Ben gideceğim ama İstanbul'da ben aç kalırım diyorlar. Hep kulağımıza gelen şeyler bunlar. Çanakkale böyle bir şey mümkün değil efendim. Hem yaşam şehrinin son derece şehrimizin ucuz olması, yiyecek içecek gıdanın son derece uygun fiyata, çünkü orada üretiliyor, uygun olması, minimum bir maaşla, minimum bir emekli maaşıyla bile rahatça geçinebileceğiniz bir şehir. O açıdan, yani maddi açıdan vatandaşlarımızın rahatla yaşayabileceği bir şehir. Konutlarımız son derece uygun, elzem fiyata, 24.995 Euro'dan başlayan fiyatlar. Vatandaşlarımız bunu birkaç şekilde alabilir. Tapularımız hazır. Hemen tabu teslim. Kesinlikle hemen tabu teslim. Önümüzdeki yıldan itibaren konutlarına geçebilir, yaşamaya başlayabilirler. Satın almayı birkaç şekilde yapabilirler. Efendim peşin öderler, tapularını alırlar ve ödeme bitmiş olur. Bunun dışında bankayla finansman paketimiz var. Belirli bir peşinatı ödeyip yine taksit ayda 250-300 euro şeklinde başlayan taksitlerle ödeyebilirler. Veya yine vatandaşlarımız diyebilir ki ben bankayla da uğraşmak istemiyorum ama
peşin verecek şu anda halim yok. Kendine göre bir ödeme vatandaşlarımıza planı sunuyoruz. 3-5 bin eurodan başlayan peşinatlarla her vatandaşımıza uygun ödeme şartlarıyla ödemesini gerçekleştiriyoruz. Yani vatandaşımızı sıkmadan, üzmeden bankayla çalışabilecekleri bankaya yönlendirerek, çalışamayacak olanları diğer kendi finans imkanlarımızla destekleyerek konutların sahibi olmalarını sağlıyoruz. Evet, şimdi sanıyorum siz önümüzdeki hafta bir fuara katılıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. O fuarda sizi nereden bulabilir izleyicilerimiz? Bunu bir konuşalım, sizden prospektüs alsınlar, irtibat kursunlar. Bu çok önemli bir şey. Tabii, önümüzdeki haftadan itibaren zaten Post gazetesinde olsun, diğer gazetelerde olsun ilanlarımız çıkıyor. Çıkacak. Evet, bununla birlikte Ramazan Fest başlıyor Dortmund'da. Evet. Dortmund'da vatandaşlarımız standımıza bizzat gelerek büyük ihtimalle eşim Esra Hanım da satış koordinatörümüz orada olacak. Bizzat standta olacak. Vatandaşlarımız akıllarına gelebilecek her türlü soruyu sorabilirler. Teknik olarak sorabilirler. Efendim rengini sorabilirler. Parke renginden tesisatına kadar. Bununla birlikte ödeme koşullarını, ne kadar peşinatlar var, peşin mi almak isterler, fazla miktarda almak isteyen vatandaşlarımızın çok cazip indirim şartlarımız da mevcut. Onların hepsini oradaki standımızda Esra Hanım'dan ve diğer yardımcı olacak arkadaşlarımızdan bilgi edinip bilgi edinebilirler. Ayrıca web sayfamız da gayet bilgilendirici. Aynı söyleyebilirsiniz web sayfamızı. Karel İnşaat'ın web sayfası www.karelyapi.com.tr. Söz konusu projemizde o sayfanın içinde link olarak zaten var. Bu sayfaya giren ilgililer diğer projelerimizin linklerine girerek tüm detayları öğrenebilirler. İrtibat numaralarımızı öğrenebilirler. Yine Ramazan Fest'te standımızda da yüz yüze de bilgilendirme yapabiliriz. Ama Post gazetesinde irtibat numaralarınız tabii, falan hepsi var olacak, değil mi? Hepsi var, evet, var. Tabii aynı zamanda vatandaşlarımız çok şanslı. Çünkü biz de şanslıyız. Burada hem Frankfurt'ta olsun, diğer şehirlerde, Köln'de, Osnabrück'te satış ve kontak numaralarımız, ofislerimiz var. Bunu önümüzdeki hafta açıklayacağız. Hem standımızdan hem Post gazetesindeki ilanlarımızdan vatandaşlarımız görebilir. Hukuki olarak da Küçük Dağlı Hukuk Bürosu'nun biz de yardım oluyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda yardımları var. Orada tapu alma konusundan diğer finansman konularına kadar hem hukuki hem Troy Consulting'den mali konularda vatandaşlarımız da bilgi alabilir. Biz de bu gerçekten Almanya'da kurulu güvenilir partner kuruluşlarla çalışmaktan dolayı memnunuz. Evet, ama sadece biz Almanya içinde çalışmıyoruz biliyorsunuz. Bu program aynı zamanda İngiltere'de, evet, Fransa'da, dünyanın diğer şehirlerinde de izleniyor. Evet, evet. Hollanda'da, İsviçre'de. Onlar da artık gurbetten doymuş, bıkmış, emekli olup gitmek isteyen ama dediğim gibi cebimizdeki para bizi yaşatmaz Türkiye'de diyen bir kesime hitap ediyorsunuz. Artık korku sona erdi. Hiç korkmalarına gerek evet, yok. İnşallah. Çanakkale'de o bize yetmez. Ne yapacağız dedikleri paraların inşallah nasıl arttığını da görecekler. Evet. Hem pazara çıkmaları yeter. Değil mi? Evet. Evet, pazarımız evet, meşhurdur. Hem cuma hem pazar hem salı günleri gerçekten bizim verimli ovalarımızdan yetiştiren emektar insanlarımızın getirdiği ürünleri onu seyretmek ayrı bir zevk. Çanakkale'nin kordonunda yürümek ayrı bir zevk. Yeni tutulmuş balıkları seyretmek ayrı bir zevk. Ayrı onları bir zevk. Eve götürüp yemek veya güzel sahil lokantalarında yemek ayrı bir zevk. Yine birçok vatandaşımız çocuğunun, torununun güzel emin yerlerde yetişmesini istiyor. Çanakkale eğitim kalitesi açısından da son derece yüksek. Hem orta öğrenim kurumları hem üniversitemiz yeni yeni bölümler açılıyor. Önümüzdeki yıllarda da bizim Çanakkale Ticaret Odası olarak da meslek okulları ve yeni TOBLA Odalar Borsalar Birliği ile anlaşmalı olarak yeni bölümler açma projemiz var. İnşallah. Yani
yalnızca emeklerin olduğu değil, yeni neslin de güzel bir şekilde yetiştirebildiği ve geleceğe yatırım yapılabildiği bir şehir olarak hızla yoluna devam ediyor Çanakkale. Biraz evvel Esra Hanım dedi ki, yani talebeler dedi bir gezi için plan yapıp da dışarı çıkmıyorlar dedi. Yani bir işte Antalya, bir Bodrum düşünmüyorlar. Benim yerim burası. Bir de arkadaşlar birbirinden ayrılmak istemiyor. Onu bırakın. Yani insanlar sadece talebeler değil, oraya gidenler de dışarı çıkmak istemiyorlar. Yani oradan kopulmuyor, gerçekten. Kopulmuyor. Ben çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Az önce eşim de söyledi. Evvelsi yıl kızımız Çanakkale'nin kardeş kenti olduğu için Oznabürk'e lise arkadaşlarla birlikte 25 kişilik grup gitti. Orada evet, bir aile yanında kaldı. Daha sonra bir ay sonra da Oznabürk'ten 20-25 kişilik grup Çanakkale'ye geldi. Biz de kızımızın kaldığı kızı kendi evimizde ağırladık. Fakat enteresan bir şekilde biliyorsunuz bundan 30-40-50 yıl önce Almanya'ya ilk jenerasyon geldiğinde birçok şeyi şaşırır, birçok şeyi burada görürdü. Şimdi bizim kızımızın gezisi de şöyle olmuş. Tabii gidince Oznabürk güzel, birkaç gün kalmışlar ama şehri, Çanakkale'yi çok özlemişler ve heyecan içinde Çanakkale'ye geldiler. Fakat Oznabürk'ten gelen gençler Çanakkale'den ağlayarak gittiler. Keşke dönmesek, keşke bir hafta daha kalsak, 10 gün kalsak, ağlayarak döndüler. Ve giderken benim kızıma, bizde kalan kızımız, Alman kızımız, ne kadar şanslı bir yerde olduğunu, ne kadar şanslı bir şekilde yaşadığını bil diyordu. Tabii kızımız da bunu bilincinde evet diyordu. Ben biliyorum zaten. Gerçekten Çanakkale, yani yalnızca Türk vatandaşlarımızın değil, 17 yaşında bir Alman genç kızımız bile Çanakkale'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu fark etmiş ve ağlayarak döndü evet, Almanya'ya. Bir de işte üniversiteyi bitirenler orada iş aramaya başlıyorlar. Yani şimdi biliyorsunuz tıbbiye de artık açıldı. Evet, evet, evet. Hastaneler de yapıldı. Bir türlü oradan gitmek istemiyorlar. Benim yeğenim gıda mühendisliğini birincilikle bitirdi. Ödül aldı. Ödül töreni için gitti. Hep orada iş aradı. Evet. Annesi de çok üzülüyordu. Kızım 4 yıl bağrımıza taş bastık. Özlem vardı. Artık da anne biz burada yaşamak istiyoruz diye. Ve bir Çanakkale'liydi. Delikanlıyla, mühendis bir çocuğumuzla o da evlendi. Yani kopamıyor insanlar oradan. Ben de bu arada evet buyurun. İnşallah ileride bir programımızda Çanakkale'de yaparsınız Zeyda Hanım. Sizi muhakkak bekliyoruz o zaman. Çanakkale'den canlı yayın yapalım. Vatandaşlarımız yerinde görsünler. Güzel. Arkaya Boğaz manzarasını alalım. Çanakkale Boğazı'nı koyalım. Kilitbahir kalemizi koyalım. Çimenlik kalemizi koyalım. Şehrimizin içinde çok güzel Çimenlik kalemiz var. Neden olmasın inşallah. Onu bir proje halinde sunabiliriz izleyicilerimize. Evet. Yani bu kadar güzel bir projeyi unutmamak lazım. Sizi de ben her zaman bekliyorum. Şimdi bir de izin mevsimi. O kadar güzel oldu ki bu fuarın denk gelmesi, hı hı, sizin Dortmund'daki Ramazan şenliklerinde olmanız. Daha sonra da Ağustos ayında tabii ki şeylere göre, eyaletlere göre değişen okul tatilleri var. Mesela Ağustos'ta burası, daha önce Temmuz'da öbür taraf. Bu anlattıklarımızı izleyicilerimiz, vatandaşlarımız yerinde değerlendirme şansına sahipler. İnşallah Dortmund'da sizi görürler, daha detaylı bilgi alırlar. İşte benim televizyon programımı izlerler, web sayfanıza girerler. Ben de bu konulara çok uzak değilim. Evet. Benim de oğlum mimar mühendis. Ne güzel. Onun için onun çizimlerine falan hep böyle aman oğlum işte bir tane de şuraya Wintergarten yapsan. Siz ne diyorsunuz ona? Kış bahçesi. Kış bahçesi. Şöyle yağmur yağsa, karların lapa lapa yağdığını görsen falan deyip ona ben fikir veririm. İnşallah. Bu konuda şunu ekleyebilirim. İpsala eşimin dediği gibi 1 saat 10 dakika mesafede. Yaz aylarında Avrupa'dan memlekete gelen yurttaşlarımız batıya ve güneye gitmek isteyenler Çanakkale üzerinden geçerler. Evet. İrtibat numaralarımızı arayıp bizi orada telefonla arayarak bir kahvemizi, çayımızı içerlerse hem projemizin yerini gösteririz. Daha detaylı bilgiyi o şekilde onlara da verebiliriz. Evet. Zaten projemiz oldukça büyük. Birçok firma var. Ancak
Ben şöyle diyorum, bazı firmalar, bazı arkadaşlarımız ev yapıyor, konut yapıyor. Bazı firmalarımız site yapıyor. Ama biz Karel İnşaat olarak şehir kuruyoruz. Gerçekten şehrimizin gelişen istikameti yönünde, Boğaz Köprüsü'nün yapılacağı istikameti yönünde 2000 konutluk dev bir şehir, güzel bir şehir, yeni bir planlamayla kuruyoruz. Tabii vatandaşlarımızın bizden konut almasına da gerek yok. Muhakkak Esra Hanım'ı, bizleri bu programda seyreden bütün vatandaşlarımızı çayımızı, kahvemizi içmek, bir yorgunluk atmak için bekliyoruz. Gelsinler, bir 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika mola versinler. Hem kuş seslerini dinlesinler, hem projemize baksınlar, hem de yollarına devam etsinler. Evet, inşallah. Yani şimdi siz aslında gelsinler, bir ziyaret etsinler, görsünler diyorsunuz ama Esra Hanım da gelmiş 2 günlüğüne. Kaç sene oldu? 30 sene mi? 40 sene mi oldu? Çanakkale'de. 2 günlüğüne gelip 25 yıldır. Yaşımız da ortaya çıkacak ama 26. yılım sanırım. Maşallah. Şöyle geldiğimiz yaşı bilmiyoruz. Doğduğum şehirdeki yaşantımı geçti Çanakkale'deki yaşantım. Ne kadar güzel. Şimdi bir çay içmek için size gelenler oradan ayrılamayacaklar. Siz de biliyorsunuz onu, değil mi? Evet. İnşallah. Öyle bir ihtimal güçlü. ben de öyle düşünüyorum. Yani bu anlattıklarınızdan o kadar güzel şeyler aldım ki. Sevgili izleyiciler, benim tatlım pişti ama biraz kendini çekmesi lazım. Çünkü erik suluydu. Ama biz kendisini çekmeyi bekleyemeyeceğiz. Yayından sonra bunu yiyeceğiz. İnşallah konuklarım da beğenirler. Tabii ki soğumasını beklemeden servis yaptım. Arzu ederlerse üstüne kaymak da ilave edeceğim. Kaymağımız da hazır. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı, izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz? Son dakikalara giriyoruz. Evet, güzel bir proje hazırladık. İlgi göreceğini düşünüyorum. Şimdi de aldığım mesajlar ilgi gördüğü yönünde Çanakkale'de. Çünkü Çanakkale'de bizi izleyen bir kitle vardır. Zaten inşaatta başarı bir aile ikinci, üçüncü evini satmakla ortaya çıkar. İnsanlar memnundur. Aile bireylerine tavsiye eder, dostlarına tavsiye eder. Benim aynı aileye 6. kez ev sattığım hikayelerim vardır. Dolayısıyla memnuniyet konusunda sorunumuz yok. Projemiz çok güzel, çok özenildi. Dolayısıyla ilgililer olursa bilgilendirip onlarla bir yola çıkma şeyini bekliyoruz. Bundan mutlu oluruz. Onun dışında ben bu sıcak karşılama ve bu sürpriz için de tekrar teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Sizi zorla da olsa hani silah soru değil, silah soru değil ama hani tatlı değil zoruyla aldık. İyi ki de geldiniz. İyi ki de bu kadar güzel motive olup anlattınız. Bana yardımcı oldunuz. Sizin sayenizde diyelim. Sağ olun. Hanım da dayanışması. Evet. Hanım dayanışması. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen kısaca bir şey söylemek istiyorum. Sevgili izleyiciler, benim de yazdığım Kaptan 5'te olimpik havuzlu bilmem ne satmaya kalktığım zaman, yani nasıl küçük bir fiyatla karşılaştığımı bilemezsiniz. Denize sıfır, villa. Bir de buradaki villaların fiyatını öğrendim. Dudaklarım uçukladı. Yani inanılmaz bir yatırım. Tabii ki benimki Marmara Denizi. Her an deniz temiz olamayabiliyor. Çanakkale Denizi kadar açık ve temiz bir deniz de değil. Ama dörtte bir fiyatına dahi satma şansına sahip değilim. Oysa Çanakkale'de bu kadar güzel bir yer edinmek gerçekten, çok ciddi söylüyorum. Dün akşam arkadaşlarımla mesajlaştım. 5-6 senedir gitmiyorum oraya. Satarsam ne olur diye bana bir fiyat gönderdiler. Yazık dedim, kalsın. Evet, o yüzden yatırımı doğru yerde yapmak çok önemli. Evet. Bizim yaptığımız projede çok ilginç bir geri dönüşler oluyor. Bizim projemizden mimarlarımız, mühendislerimiz satın aldı. Bakın, yüzlerce proje çiziyorlar. Gerçekten inanarak, severek projenin mühellifi para kendileri çiziyor, para vererek satın aldı. Broşürlerimizi, baskımızı yapan matbaaya yolladık. Hiç tanımayız. Matbaacı ustaları satın aldı. Yani, ne kadar güzel. Yüzlerce basıyorlar. Gerçekten projemiz çok farklı. Çok değişik. Üstelik ödeme şartları ve fiyatı açısından çok makul, gerçek bir yatırım. Belki aynı şeyi tekrar etmiş olacağım olsun, ama olsun. Hanımların elindeydi, her şey güzel oluyor. Pasta öyle. Esra Hanım'ın yaptığı projede gerçekten kendini diğerlerinden farklı olarak öne çıkardı.
Ben bizlere bu şansı verdiğiniz için, bizleri vatandaşlarımızla buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere size yemek yapacağım. Ordu yöresinin bir yemeğini mi yapayım? Yoksa Çanakkale'nin mi? Artık onu düşüneceğiz ilerleyen günlerde. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Size başarılar diliyorum. Zaten hani şöyle bir dosya kağıdı dolusu başarılarınız var. Naçizane benimki de. Tebrik ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi ağırlamaktan çok büyük keyif aldım. Bu kadar güzel bir yatırımla, güzel bir işle de izleyicilerimin karşısına çıktığım için çok mutluyum. Sağ olun. Aynı mutluluk bizim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama sadece bugünün sonuna geldik. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.